Merhabalar, ben Yakın Ertürk. Emekli akademisyenim, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden. Ve diğer pek çok önemli sayılabilecek görevler yürütme şansına sahip oldum. Ve bunların pek çoğu insan hakları, denetim mekanizmaları. Şimdi sizlerle de birazcık bu mekanizmalar bağlamında bazı tecrübelerimi paylaşmak isterim. Çünkü malumumuz insan hakları bugün daha belki 10-20 seneye göre çok daha az itibar edilen bir alan haline geldi. Ama insan hakları ihlalleri de bir o derece artmaya başladı. Dolayısıyla bu mekanizmalar, uluslararası mekanizmalar önemini daha da artırmıştır Her ne kadar pek çok kişi bunlardan artık ümidini kesmişse de onlar olmayınca başka bir, dayanağımızda olmadığını hatırlatmak isterim. Şimdi ben daha çok Birleşmiş Milletler Sistemi içerisinde çalışma imkanım oldu. Orada biliyorsunuz iki tür denetim mekanizması vardır. Bir sözleşmeye dayalı, bir de BM antlaşmasına bağlı olan özel prosedürler dediğimiz mekanizmalar vardır ki bunların içinde de kadına yönelik şiddet özel raportörlüğü benim de 6 yıl boyunca yürütme ...onuruna sahip olduğum bir görev son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Yani hayatta yaptığım en önemli şeylerden birisidir diyebiliyorum. Ve tabii ki bu mekanizmaların gerçek hayatı ne kadar dönüştürdüğü konusunda elimizde çok somut veriler yok. Çünkü sistematik olarak bu denetimin sonuçlarını denetleme imkanımız ve bunları takip etme imkanımız ne yazık ki henüz yok bazı sivil toplum kuruluşları tabii bunu başarılı bir şekilde yapıyor ama o da tabii ki sınırları olan bir şey. Ama şunu söyleyebilirim ki kendi yürüttüğüm bu 6 yıllık süreç içerisinde hayatına bizzat dokunduğum kadınların ismi ve yüzü hala gözümün önündedir. Bunların hayatını olumlu bir şekilde kurtardık diyebilirim bu mekanizmalar sayesinde. Bunlar olmazsa ne olur? Tamamen her kişi dünyanın her köşesindeki insanlar kendi ulusal sınırları içerisindeki iktidarın niteliğine bağlı olarak ya tamamen ezilirler ya da işte birazcık olsun haklarını koruma imkanına kavuşabilirler. Bu da tabii çok değişkenlik gösteren bir şey. Şimdi tabii öyle bir noktaya geldik ki son işte 2010'dan sonra dünyadaki konjüktür çok değişti malumunuz işte özellikle korona ve virüsü bütün bu çelişkileri çok net bir şekilde ortaya çıkarttı. Sağ popülist hareketlerin ne kadar güçlü olduğu ve artık e, uluslararası mekanizmalara karşı şüpheyle baktıkları, işte multilateral dediğimiz çok uluslu sistemin de böylece bir krize doğru sürüklendiğini biliyoruz. E, birçok lider ...itibar etmiyor ne yazık ki. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları bile çöpe atılabiliyor. Bırakın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni. Anayasa, ulusal anayasalar herhangi bir şekilde karşılık bulamıyor bazı iktidarlar nezdinde. Peki vaz mı geçeceğiz bu mekanizmalardan? Kesinlikle hayır. Bugün eskisinden daha fazla bunlara sarılarak bunlardan vazgeçmeden daha büyük bir mücadele içine girmemiz gerekiyor. ve belki yöntemlerimizi gözden geçirerek yeni stratejiler geliştirmemiz gerekiyor. Burada ne yapılabilir? İşte tam da burada bence sivil toplumun daha agresif olma zamanı geldi diye düşünüyorum. ve bunu tek tek insan hakları konularını bağlamında değil daha geniş bir katılım alanı olan bir işbirliği içerisinde ve hatta transnasyonel dediğimiz ulus ötesi, ağlarla güçlü bir sivil toplum var etme zorundayız. Bugün bu sağ popülist hareketlerin önüne geçebilecek tek güç böyle bir birliktelik. Tek tek kişiler olarak biz bununla baş edemeyiz. Buna karşı geniş tabanlı ittifaklar kurarak transnasyonel bir güç haline gelmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.